soru tipi daha. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizilmiş sözcük? Hem birleşik yapılı hem birleşik zamanlıdır. Bakın arkadaşlar, birçoğunuz hala bana ne diyor? Hocam diyor. Birleşik zamanlı fiil nasıldı? Birleşik zamanlı fiilin bir diğer adı birleşik çekimli fiildir. Birleşik zamanlı fiil, birleşik çekimli fiil. Sınav, bakın mevsimde kesin gelecek. Birleşik zamanlı fiil, birleşik çekimli fiil nasıl oluyor? Birleşik zamanlı fiilin, birleşik çekimli fiilin başka bir adı yok. Ya birleşik zamanlı fiil, ya birleşik çekimli fiil olarak karşına çıkacak. Nasıldır arkadaşlar? Bir fiil yanına kip eki alıyor. Kip eki. Kip ekleri ikiye ayrılır. Sakın unutma. Haber kipi ve dilek kipi olmak üzere ikiye ayrılır. Haber kipleri bize neyi haber verirler? Bize zamanı haber verirler. Haber kipleri bize zamanı bildirirler. O yüzden haber kipinin diğer adı bildirme kipidir. Haber kipi, bildirme kipi aynı şey. Dilek kiplerinde zaman yoktur. Dilek kipleri sizin karşınıza tasarı kipi olarak da çıkar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tasarı kipi kullanılmıştır der. Neyi söylüyor sana? Dilek kipini soruyor. Haber kipleri yor ve makta. Yor ve makta. Bak konuyu anlatıyorum. Konuyu anlatmaktayım. Ne zaman? Şu an. Bu nedir arkadaşım? Bu şimdiki zamandır. Maktaya dikkat et, olur mu? Beni dinliyorsunuz. Beni dinlemektesiniz. Mekteyi yuvarlak için alıp kipe gideceksin. Yor diyeceksin bu. Şimdiki zaman diyeceksin. Yor ve makta şimdiki zaman. Sonra ecek acak. Ecek acak ne? Gelecek zaman. Mış miş ne? Diyorum ki işte Şahin derse geç kalmış. Nereden biliyorsunuz? Arkadaşlarımdan duydum. Arkadaşlarım söylediler bana. Onlardan öğrendim. Duyulan geçmiş zaman. Ya da başkasından öğrendiği için öğrenilen geçmiş zaman. Mış miş. Dedi. Şahin dersi çok iyi dinledi. Buna şahit oluyorum. Bunu görüyorum. Mustafa Kemal Samsun'a çıktı. Bilinen belirli bir olay. Bilinen geçmiş zaman diyebilirsin. Belirli geçmiş zaman diyebilirsin. Görülen geçmiş zaman diyebilirsin. Görülen, bilinen, belirli. Belirli geçmiş zaman diye bir şey çıkmaz. Öyle demezler. Görülen geçmiş zaman, bilinen geçmiş zaman, belirli geçmiş zaman. Olumsuzundan mam ya da maz oluyor. Anlatırım, anlatmam. Gelir, gelmez. Olumsuzu yapıldığında kipeki değişen tek kip geniş zamandır. Diğerleri olumsuz yapıldığında kipeki değişmez. Yanına mame olumsuzluk gelir. Ama burası R diye bir şey kalmıyor. Mam, mas. Anlat. Mam, gelmem. Anlatırım. Gelir. Tamam. Bu da geniş zamandır. Şimdi dilek kipleri Melisa'ya emir yok. Meli malı gereklilik, meli malı, se sa, se sa şart. Arkadaşlar bunun sı, si, su, süsü yok. Bakın en önemlisi bu. Bakın şart ya se diye gelir ya sa diye gelir. Bunun sı, si, su, sü diye bir şekli yok. Yani alsın, okusun deyince o sı'yı, su'yu yuvarlak için alıp bana sakın şart deme. Şart. Ya se diye gelir ya sa diye gelir. Sı, si, su, su yok. E, a. E, a ne? İstek. İstek, e, a. Geleyim, çıkalım, danışayım, düşünmeyelim. İstek. Emirin özel bir eki yok. Özel bir eki yok. Fiillerin alabileceği tüm ekleri alabilir emir olanlar. Bakın. Fiiller hangi ekleri alabilir? Olumsuzluk eki. Şurada bütün kipler olumsuzluk da alabilir. Çünkü olumsuzluk birine has bir şey değil arkadaşlar. Bütün fiiller alabilir olumsuzluk ekini. Şahıs eki. Bütün fiiller alabilir şahıs eki. Yapım eki. Bütün fiiller
şekiller yapmak alabilir. O yüzden emir olan bir kelime, emir tipinde olan bir kelime olumsuzluk, yapım eki, şahıs eki alabilir. Emir deyince böyle oku, gel, yaz illa böyle kök halinde olması gerekmiyor. Bunları yazdırmasınlar. Al emir. Yazmak, yazdırmak. Fiilden fiil, yapım eki almış. Sonra ne yapmış? Olumsuzluk eki almış. Sonra ne yapmış? Yazdırmasınlar. Kim? Onlar. Şahıs eki almış. Peki ekstra başka bir kip eki falan var mı? Yok. O zaman emir diyeceğiz. Bak canım benim. Bir fiil, bir tane kip eki alabilir. Bir fiil, bir kip eki alabilir. Ya bir tane haber, bildirme kip alırsın, ya bir tane dilek alırsın. Ben hem haber alayım, hem dilek alayım. Yok öyle bir şey. Ya da ben atıyorum hem şimdiki zaman alayım, hem geçmiş zaman alayım. Yok öyle bir şey. Yok. Bunlardan üst üste iki tane gelemez. İki tane haber de gelemez, iki tane dilek de gelemez. Hem haber hem dilek de gelemez. Bir tane hakkım var. Bir. Tamam. Şimdi fiil, kip üzerine bir de artı indi, imiş, ise. Üstüne bir de bunlar gelirse bunun adına işte biz bu kalıbın adına ne diyoruz arkadaşlar? Birleşik zamanlı fiil. Birleşik çekimi fiil diyoruz. Sude, dersle mi alakalı? Sor bana bir soru. Değil mi? Tamam. İdi, imiş, ise. İdi, idi. Ben bu idiyi size anlatırken yedi diyordum. Yedi. Di, ye. Ye ne? Hikaye. Hikaye. Hikayenin ye'si. Yedi. İdinin adı ne? Hikaye. Bu neydi? Miş. Yet. Miş. Miş ne? Yet. Yet ne? Rivayet. Se ne ise? Ek eylemin şartı. Ek eylemin şartı. Hocam, yani kipekinden sonra ne getirdiniz? Ek fiil. Ek eylem getirdim. Kipekinden sonra idi, imiş, iseden biri gelirse bu kalıbın adına ne diyormuşuz arkadaşlar? Birleşik zamanlı fiil. Ya da birleşik çekimli fiil diyormuşuz. Tamam mı? Peki, hocam ben ek eylem deyince idi, imiş, ise ve dır diyebiliyordum. Siz oraya neden dır ekini yazmadınız? İşte en önemli bilgi bu. En önemlisi bu. Şu boşluğa yazayım. Bu bilgiyi sakın unutma. İşte bu bilgi bilenle bilmeyen öğrenciyi ayıracak. Arkadaşlar dır. Bunun adı geniş zaman ek eylemidir. Dır geniş zaman ek eylemidir. Kipekinden sonra da gelebilir. Kipekinden sonra gelebilir. Mesela derslerine çalışmıştır. Çalışmak fiil, mış kipeki, öğrenilen geçmiş zaman. Tır, ek eylem. Kipekinden sonra gelebiliyor mu? Evet, gelebiliyor. Fakat dır, arkadaşlar dır. Asla, bakın asla birleşik zamanlı fiil olmaz. Asla. Dır eki kipekinden sonra gelebilir. Fakat asla birleşik zamanlı fiil ya da birleşik çekimli fiil kabul edilmez. Konu kapanmıştır. Dağılabilirsiniz. Bak, konu kapanmıştır. Kapanma fiil. Mış kipeki. Üzerine tır geldi, ek eylem geldi ama biz bunu birleşik zaman saymıyoruz. Kafanızı karıştırmak için bunu da yazacaklar şıklara. Hangisinde birleşik zamanlı fiil vardır yoktur deyince bunu saymayacaksın. Bu birleşik zamanlı fiil değil. Bunu sakın unutmayın arkadaşlar. Birleşik zamanlı fiil işte bu. En çok sevilen başlık işte bu. En çok hala öğrenciler hocam birleşik zamanlı fiil neydi? Birleşik. Ya bak çok zor bir şey de yok. Kipekinden sonra idi, imiş, ise gelecek. Mesela bazı soru bankalarında olur görürsünüz. Ekranı şöyle
kenara çekeyim, siz ekran görüntüsünü alın, sonra ben sileyim burayı. Mesela diyor ki, hangisine diyor, şimdiki zamanın hikayesi kullanılmıştır. Şimdiki zaman nedir? Yor ya da makta, tamam mı? Hikaye ne? İdi. Hikaye yedi. Mesela çalışmaktaydı. Çalışmaktaydı. Çalışıyordu, çalışmaktaydı. Arkadaşlar makta. Yorla aynı. Şimdiki zaman kibe gideceksin. Üzerine gelmiş, idi gelmiş. Buna ne diyeceksin? Birleşik zamanlı fiil, birleşik çekimli fiil diyeceksin. Mesela bazı öğrenciler de şu hatayı yapıyorlar. Birleşik zamanlı fiil sorulduğunda hep yükleme bakıyorsunuz. Aman arkadaşlar. Bakın birleşik zamanlı fiil her zaman yüklemde olacak diye bir kural yok. Cümlenin en başında bile olabilir. Yani ben kipekinden sonra indiğimiz kiseden biri gelince yüklem olacak diyor muyum? Öyle bir şey yok ki. Öyle bir görev yok ki arkadaşlar. Her yerinde olur. Cümlenin her yerinde olabilir. Sakın sadece yükleme bakma. Sakın. Çok konuşursan senin yerini değiştiririm. Bak. Diyor ki, öğretmen diyor ki öğrencisine. Çok konuşursan senin yerini değiştiririm. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik zamanlı ya da birleşik çekimli fiil kullanılmıştır dediğinde öğrenci bunu eliyor. Çünkü o genel olarak buraya bakıyor. Aman bu cümlede birleşik zamanlı fiil var mı? Var. Ah burada. Çok konuşursan konuşmak fiil konuşur geniş zaman üzerine geldiğinde ise geldi. Hatta biz bunu ne diyoruz? Geniş zamanın şartı diyoruz arkadaşlar. Geniş zamanın şartı. Bu hatayı sakın yapmayın. Bakın bu hatayı ekeylem konusunda da yapıyorsunuz. Ekeylem denildiğinde sadece yükleme bakıyorsunuz. Hayır. Cümlenin her yerinde olabilir arkadaşlar ekeylem. Ekeylem idi, imiş ise. Cümlenin her zaman yükleminde olacak diye bir şey yok. Yanlış öğrenmeyin. Başında da olur. Hatta SSA hiç yüklemde olmuyor. Hava soğuksa montunu giy. Hava soğuksa. Hava soğuksa montunu giy. Giy yüklem. Yüklemde yok diye bu cümlede ekleyen yok mu diyeceğim ben? Ne alakalı? İşte burada ekleyen soğuksa, soğuk ise. Tamam. Birleşik zamanlı fiil yaptım. Şimdi bir konuyla daha birleştireceğim. Onu